Türkiye'nin yeni nesil gençlik kanalı Milyon TV'de Özgür'le baş başaya bu hafta da hoş geldiniz. Bu hafta radarıma takılan isim Begüm Polat. Begüm'e Begüm e kayıtsız kalmak imkansız çünkü Begüm e, şu anda sosyal medyada e, aldı başını gidiyor. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? iyiyim yani güzelim her zaman gibi kendi halimde. Evet enerjin kuliste e, inanılmazdı. Evet biraz e, fazla konuşuyorum galiba özür dilerim öncelikle. Aynı güzel ben seviyorum konuşkan konu hayatımızda e, hayatımıza bir anda böyle bomba etkisi yaptın. Yani seni, <laughs> seni görmemek, bilmemek imkansız. E, nasıl oldu bu? Çok bilinçli olmadı. Yani şöyle söyleyeyim sosyal medyayı hani Fenomen olayım diye olmadım. Zaten yanlışlıkla fenomen oldum ben. Nasıl oldu? <laughs> yani şöyle yanlışlıkla oldu. Ben de görev yapıyordum. Ankara Radyosu Gençlik Dünyası 8 yıl orada görev yaptım. Böyle eğitimlerinde çalışan, işte memur bir ailenin kızıyım zaten. Ev hanım bir anne, memur babanı e, orada hani herhalde bir deli olur ya. O deli bendim galiba. Hep derlerdi niye bu kız şarkı yazıyor, niye pesti yapıyor, niye böyle hani oradaki çıkıntı çocuğu. Öyle kendi kendime okullarımı yapayım hani güzelce gideyim derken ...bir şekilde mücadele ediyorum. Olmuyor falan. Bir anda şey oldu, ben bir... ...platform var. Biz onu açtık. Öyle bir platform. Instagram'da da varım. Orada bir video attım. Yusuf Aktaş, Reynmen'in bir şarkısını söylemiştim böyle. Yardım et, yardım et, yardım et diye. O video Instagram'da falan... ...bir yıl önce falan... ...milyon gördü Milyonlarca izlenir hale geldi. Onu da çok etiketlemişler herhalde. O da beni story atınca, onun da takipçisi çokmuş... ...orada story atınca e, ee, benim bir anda takipçiler gelmeye başladı falan böyle. Bir anda bir yükselişim oldu. Ondan sonra... olan iş. Ispirini... Ha evet yani Berkcan Güven atmış ona. O da storiesinde paylaşıyor benim resmimi böyle paylaşınca. Bu kız hani, güzel mi demişler sesi falan. E, kötü konuşanlar da var ama onları da seviyorum. İşte... Yani ne yapayım kötü konuştu diye atalım mı yani <laughs> hallederiz aramızda. Ondan sonra işte ben yükselişe geçtim orada ara. Tabii ben hemen olmayı beceremediğim ve bilmediğimden dolayı kendimi yaşadığımdan dolayı o yıl bunu değerlendirmedim. Hani bir şarkı çıkartmadım, Aa, izlendim falan değil. Çünkü Özgür benim hep amacım şeydi yazdığım şarkılarımı ve e, bir şey cover yapacaksam bile onun bir anlamı olan bir şey yapmaktı. Öyle bir yıl bekledim ama beni sevenler de yalnız bırakmadı. O süre zarfında da videolar attım yine kendimce. Öyle yürüdüm. Peki. E, en başa dönüyorum. Hı, dönelim. E, çocuklukta senin serüvenin ilk dansla başlıyor. Evet. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> ya ben aslında yanlışlıkla Allah korusun yani ama Allah korusarken yani kötü değil babam sevmediği için. Oriental star olacaktım çünkü çok iyi dans ediyordum. Ee, okuldayız böyle ana sınıfında falan bir tip olur ya böyle çingene kıyafeti dikmişti rahmetli babaannem böyle. Aynı bunun gibi zaten aynı aynı giymiştim böyle dans ediyordum falan. E, Ebru Gündeş'in çingenem, çingenem çingenem, çingenem çingenem, kara gözlü çingenem diye böyle. Ondan sonra işte ona dans derken. Okulda tabii böyle bir ufak bir tip hani herkese sevimli geliyor. Her bir 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta bir de tek başına cesur 500 kişinin karşısında oynuyor. Çıkartıyorlardı beni. Babam bundan hiç hoşnut değildi. Tam bir kırşehir erkeği olarak böyle bozkır insan olarak. Ya niye dans ediyor bu çocuk falan. Ben de sesim güzel anlatmaya çalışıyorum hocalarıma, öğretmenlerimi. Diyorum ki böyle bit kadarım böyle minicik, birinci sınıf çocuğu olduğumu düşün, ana sınıfı bitmiş. Benim sesim güzel, beni Kore'ye alır mısın? Benim sesim güzel. Kimse dinlemiyor. Hani inandırıcı gelmiyor. Ben de ne yaparım dedim. Nasıl dedim sesimi? Bu kariyer planımı nasıl değiştirebilirim dedim. Yoksa dedim yani olacağız oryantal. Sonra dedim, aa andımız. Birinci sınıfları okutuluyor. Ee, Mahalleli ortamında büyüdüm. Aydınlık evler böyle Ankara'da. Orada işte okulda bütün dükkanlar babamın arkadaşları. Yıllar önce orada büyümüş onlar da. Andığımız için kürsüye çıktım. Ben ezberledim diye öyle plan yaptım kafamdan çocukken. Ondan sonra kürsüye çıktım başladım. Türk'üm doğruyum çalışkan bir dakika bir dakika dedim. Böyle ama okul kitlerle sabah yedi buçu yani hani sırada herkes andımızı okuyacağız. Başladım. En seni sevdim dünyalara bildirdim. En durdun kaşlar onu babani babani baba mi eldirdum dedim. Tabii bizimkiler orada dükkanlar vardı okullarında, bizimkilerin de orada bir dükkanı var. Bütün esnaf, Gülay, Osman, senin çocuk ile ortalık karıştırdı, duyuyor ya okul oradaki. Sen bayağı andımızı okurken... Evet, siz... Sesimin güzel olduğunu duyurdum yani dinlemiyorlardı. Ha, senden korkulurmuş. Ama ne yapayım kimse beni anlamıyordu ben de ne <laughs> yapayım bir şey yapmam gerekiyor dedim yani bir böyle bir savaşçılık. Peki orada kim keşfetti? Bütün okul keşfetmek zorunda bıraktım onları. Zorunda mıyım modunda? <gülüyor> <gülüyor> Müdür falan böyle şok. Ee, bitmedi mi? Tek şarkıda kalsam bir neydi Sonra balıklarım taze deri alıp yiyip doysana bir kilodan ne çıkar? Müdürcük al sana falan yapıyorum bir yani hala da böyleyim değişmedim. Bir tip böyle bir tip işte. Tüm <laughs> okul biliyor yani. Sonra bunu. ne oldu? Disipline beni şey yapmak istediler. Tabii hoş durumu değil. Anlamızda niye yapıyorsunuz? Ama disipline götürseler 7 yaşındayım. Yani nereden tutsalar elinde kalıyor. Kesin niyet yok. Beni aldılar öğretmenler odasında işte böyle bir konuşma. Bak Begüm'cüğüm hani evet anlıyoruz. Böyle ama yapılmaması gerek. Bu doğru değil. Ben de onlara dedim. Ben size dedim buraya çıkmadan önce defalarca kez söyledim sesim güzel diye. Niye siz beni anlamadınız? Ben de mecburen yaptım. Anlaştık. Beni Kore'ye aldılar. Yani ha, çok küçük yaşta Kore'ye girmiş oldum böyle bir kadar. Hatta onunla da yetinmedim. Okullar arası yarışmada solo performans verdiler. Okula birincilik getirdim. Ha. İlk müzik şeyim öyle başladı. Ah süper. Ee, cesur olmak e, herhalde karşılığı sensin. Yani şöyle bir Hayata dair pardon sözünü kestim ama hayata dair hep böyle cesur musun? Evet gözüm kara. Ama şöyle bir cesaret değil bu böyle cahil cesareti değil yani. Ben hep şeyden yanayım. Eğitimimi de yapayım, çalışayım da hak ettiğim için cesur olayım. Yani şu an görüyorum günümüzde ben bir cahil cesaretiyle çok iyi yerlere gelen insanlar olurken diyorum ki bunu hak eden insanlar da cesur olsunlar ki yaptıklarını öldürmesinler. Şimdi mesela ben beste yapıyorum. Notalı yapmıyorum yolda yürürken amcalarla tanışıyorum, teyzelerle başlıyorum bir yandan sözler yazıyorum böyle işte. Ne, böyle söylemiyor şimdi sözleri de çıkınca dinlesinler. Hani böyle şarkıları yapıyorum. E, notası da olmadığı için ne yapmam gerekiyor diyorum. Hani ha benim hani cesur davranmam gerekiyor ve kendimi anlata ve ifade edebilmem gerekiyor. Ben şunu da farkındayım. İnsanların ilk beni anlamamasına da kızmıyorum. Mesela yargılı bakmalarına da. Çünkü ailem de bana en başta öyle bakmıştı ama şu an çok gurur duyuyor, seviyorlar. Çok normal ekstrem bir karakterim olduğunu düşünüyorum. Hem bu kadar safiş kolukları olup hem aslında kötü niyetli olmayıp ama bir yandan da gözüm kara ya insanlara tuhaf gelebilir bu. Peki senin hayatına yarışmalar yön verdi. Çünkü birkaç yarışmaya katıldın. Okullar yarışmalarına, <laughs> TRT sınavları gibi evet. Ve ondaki dereceler senin tamamen bu mesleğe herhalde adım atmana vesile oldu. Aslında bu değil. Bu benim ailemin de bu mesleğe adım atarken benim de gurur duymalarına vesile oldu. oldu. Onu onlar için yaptım. Hı hı. Halbuki 2012 senesinde Ankara'daki tüm konservatuarları kazandım ben, ee, ama gidemedim. Yani şöyle e, babam e, inat bir adam, e, bana ama iyi bir insan bana şey dedi. E, okulda derslerin çok iyi olmadığı sürece, işte üniversitede çok iyi puanlar yapmadığı hı hı. sürece konsertörselere giremezsin, tipik bir şey. Ben artık nasıl bir adrenalin yaşamışsam Özgür yani nasıl paniğe girmişsem. <laughs> bir de evde sürekli sorunlu sıkıntılı çocuk gibi alınıyorsun ya farklısın. Hepsi banka, hepsi memur. Sen de matematik değilsin. Çok sözel, çok real. O yüzden çok çalışmaktan dolayı üniversitede de çok de iyi bir derece yaptım. Konservatuar sınavlarında da bir hocam beni çalıştırdı, destek vermişti. Bana hep hayatımda el veren insanlar oldu. Çok hani böyle milyonları olan bir ailenin kız olmadığım için böyle pırıltı görenler hani ya gel hani böyle. O sınavlarda da çok çabaladığımdan dolayı bütün konservatuarları kazandım. Ama tabii yine kırmayayım diye normal bölümü okudum. T ee, senin için dönüm noktası. Evet, o çok saygınlık kazandırdı bana. Ve çok e, insan ilişkilerinde bugün seninle burada konuşabiliyor, yani böyle düzgün ifade edebiliyorsam kendimi, bu neden oldu. Çünkü benim vesaire arkadaşlarım, e, hocalarım, yani çok büyüktü, 50-60 yaşlarındalardı. Birçok konuda bilgi birikimimi sayesinde kazandım ne güzel. Ee, peki orayla şu anda ilişkin devam ediyor mu? Yani şöyle şarkım çıktıktan sonra yok şu an orada Hı -hı. değilim hala. Ee, zaten Şede'de de biraz çıkıntıydım ama kötü anlamda değil. Sevimli bir çıkıntılım var benim genelde. Biraz bizim orada şöyle okunur şarkılar hani böyle Erik bahar sabahı güneşle diye böyle hani sakin olman gerekiyor. Çünkü Hani korusun. Önde de olsan çok sıyrılma falan. Ee, müdürlerimiz falan derdi hani Begümcüm sakin. Ben de yine kurgulardım, duramıyorum, sahnedeyim, nasıl sakin duracağım? Yani şöyle yap yap yapasım geliyor. Albümdeki oraya isme yapasım geliyor, tabi bu yasak. Ben de provalarda hep şey yapardım hani solo, ses iyi diye. Böyle böyle okurdum. Prova bitti, konser günü geldi. Bir şey olurdu bana yine böyle, millet de izliyor, alkışlıyor falan ya. Ben başlardım yine, bakarken ağladın mı hiç falan. Tabi konserde en çok alkış alırdım ama sonunda önde müdürlerimizi görürdüm, bana şöyle bir bakış atarlardı. Becaz yukarı. <laughs> Sonra onda da hep böyle bir cez kızarlardı bana. Peki normaldir. En sonunda karar verdim ben. Hocam dedim yani siz bana çok şey kattınız. Ama ben galiba dedim yoluma bireysel kendi vesilelerimden gideyim. Bu şarkımda da milyon izlenince beni ilk arayan insanlar... ki ...Ankara Radyosu'ndaki hocalarım oldu. Aynen seninle güzel. gurur duyuyoruz diye. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Süper. Ee, yine şarkı söylemeden yani bu bunları e, korolarda vesaire çalışırken... Arada da e, diziler var, oyunculuk da var. O nasıl oldu? Benim oyunculuk kanadım kesinlikle yoktu. Yani vardı. Öyle bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şarkıyı tiyatral okuduğumu düşünüyorum. Yani hayatta da öyleyim. Bir tiyatro, film sahnesi gibi benim için. Yani seninle tanıştım bu film sahnesi. Mesela yıllar sonra Özgür Ersas programına gitmiştim. Bunu anlatmıştım falan gibi. Sanki bir öyle yaşıyorum. Ama e, oyunculuk yolunu asıl bana açan isim Kerem Alışık'tır. Tabii Kerem abi el verdi. O da şöyle. Ben yine geliyorum şarkılarım için. Tabii bilmiyorum ya hiç piyasadan bir ailem değil yani bankacı. Çantayı takıyorum. Burada babamın şey lokalimiz var bizim orada kalıyorum. Tanışıyorum işte sektörden anlatıyorum derdimi. Olmuyor gidiyorum falan. Bir gün talihsiz bir gün. Bunu çok samimi ve açık anlatacağım. Bir tane böyle güzel yarışması derece almış bir arkadaşla tanıştık biz. Neyse kalacak yerim yok o gün. Yani şey lokal dolmuş. Babama bunu söylesem dakikasında çabuk Ankara'ya geri dön diyecek. Dedim Begüm sen hani bir de iyi görüşmeler yapacağım yani. dedim çaktırma bugünü burada geçir yarın zaten lokalde yer açılmış Güvenlik abilerden rica ettim bana yer ayarlattılar yani. Ondan sonra gittim çok böyle kalmak istemedim çok hoşuma gitmedi ortam yani. Dedim Begüm sen buradan çık en iyisi dedim parkta sabahla ama iyi bir park olsun ki başına bir iş gelmesin. Ondan sonra valizimi aldım taksimde. Gece olmuş üç buçuk dört. Bayağı geç bir saat. Ne yapacağım nereye gideceğim? Bizimkiler arasam gecenin körü zaten bir daha asla İstanbul konusu açamaz. Dedim, Duyacak baba. Anlattım şu an biliyorlar ha, biliyor. Şu an güle güle dinliyorlar yani ben kötü bir şey olmadı için. Aldım bebek parkı da güvenli oluyor ya. Dedim bebek parkına gideyim sahilin orada otururum. zaten birkaç saat sonra sabah yani ne olacak. Ondan sonra koydum valizi orada oturuyor böyle, İşte orada biliyorsun böyle şey teknelerde olanlar. Selamlaştık, <laughs> konuştuk, sohbet ettik derken güvenlikçiler oluyor sabah kadar böyle. Güzel bir şey geçti. Bir arkadaşım aradı beni. Kerem abiyle tanışma hikayem işte geliyor bu. Arkadaşım öyle dedi ki, ben story atmışım yine. Tabii benim tipte bayağı bir zengin durduğu için insanlar beni <laughs> Öyle duruyor ama öyle bir şey yok, normaliz yani. Ondan sonra dedi ki, Begüm dedi insan bebeğe yürüyüşe gelir de bize hiç haber vermez mi? de tabii ne sensin? Yani orada sabahlayacağımı düşünemiyor tabii, Çık çaktırmıyor. Tabi tabi dedim ya dedim işte serçeyi çekeyim de story atayım. Ya dedim ben burada sabahladım dedim zaten dedim saçmalama dedim böyle böyle. Hemen geliyorum geldi. Onlar Kerem abiyle tanışıklıkları varmış. Çok değerli insanlarmış o ortam. Ben yanlışlıkla çok değerli insanların arasına girmişim yani. Hiç de farkında olmayarak böyle konuştuğum gibi için. Bunlar da el vermek istemişler. Demişler hani Kerem'e biz tanıştırtalım. Bu kız başarılı yani. Baksana memurun kızla gelmiş burada çanta mücadele falan besteleri var anlatıyor. Kerem abinin yanına götürdüler beni. Kerem Alışık'ta dedi böyle CV'mi görünce üniversitede bölüm birincisi bilmem ne falan. Aa dedi tamam dedi, tamam, dedi. seni burada oyunculuk yönün çok iyi. O zaman da benim kilom vardı Özgür. Bayağı bir kiloluydum. Kortizon tedavisi falan almıştım. Hastanede yattım. Bir de böyle sağlıklarla da uğraşıyorum bir yandan Çaktırmasam da. Allah şifa versin. Teşekkür ederim. Herkese. Ondan sonrasında dedi sen iyi kilo ver. da kalma. Hani Böyle baş olabilecek selebrite bir ifadem var. E, Derslerinden de bir tanesi kalırsa dedi bursunu yakarım. Ben de tamam dedim. El verdi ya. bir sevinçle iki ayda, yanılmıyorsam sadece alışık ödül töreni için Ankara'ya gelmişlerdi. Ben 25 kilo verdim. Ah şahane. Yani böyle bir adrenalin olabilir mi? Her gün koşu her koş bilmem ne yap. Okulumu da bitirdim burslu. Tam burslu orayı bitirdim. E, dereceli bitirdim. Yani en iyilerden bitirdim da zaten başrol filmim oldu. Böyle al, al yolumu açtı yani, öyle gitti yani. Begüm'cüm Allah bu yıl kalbinden ne geçiyorsa kat ve kat fazlasını versin. Amin. Mutlu yıllar olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, hep gözyaşları mutluluktan olsun inşallah. Ee, ve İstanbul'a geldin. Ee, İstanbul servetinin başladı. E, doyulmuyor mu? Neşet Ertaş'ın e, en önemli, e, kalbimize dokunan şarkısı senin sesinle, senin e, farklı yorumunla bir anda milyonlara ulaştı. Evet. E, bir günde inanılmaz bir dinlenme sayısı ve kimse sana e, destek olmadan, aklına gelen evet. ya, birkaç kişi olmuştu dedim. Bir tanesi Rafet El Roman diye vardır birkaç kişi ama olmadı evet. yani kimse öyle çok. Beklediğin, yakın gördüğün insanlardan yok. Görmedin. Yani. Ee, ve bu Allah'tan gördüm işte en evet, güzeli. En önemlisi. Ve halktan. Trabes adlı albümde şarkı e, birkaç kişinin de şarkısı böyle tabii, güzel tabii. gitti. Onlar kimlerdi? İlk üçte zaten şöyle var. Trabes albümünde yeni isimler de çok vardı. Ünlü isimlerden işte Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar gibi isimler vardı. E, yeni isimler, ya yani şöyle bir sıralama oldu. En çok izlenen yanılmıyorsam Ekin Uzunlar oldu. Sonra Mustafa Ceceli, sonra ben, hatta Mustafa Yeni Bey, isimlerden ilk defa sen. Evet, kafa kafayız. Yani 200 bin gibi falan bir fark var Mustafa Ceceli. Yani yeni isimlerden böyle bir patlama olunca e, milyonu çıkan bir ben oldum. O kotada üçümüz varız şu an. Peki ilk başardığın şarkıcılık adına başardığın şey bu oldu. Tabii, tabii ki. Peki Buyur. anneyle baba ne yaptı? Babam çok gurur duydu. Bir kere babam evet. Kırşehirli. Ben de Kırşehirliyim. Annem Ordu Fatsalı. Ee, ben Kırşehir'i de temsil ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bozkır'ın kızı diyorlar sosyal medyalarda bana. Bunun da dememizin sebebi doğal bir yapım var yani. yani Teyze de otur yufka da açarım. Çıkarım şarkımı da söylerim. Öyle bir halim var. Ee, onu da yansıttım. Ee, babam şu gurur duydu. Yani wow, hani biz bu kızı zamanında biraz... Fazla üzmüşüz. Yani aslında kötü niyeti de yokmuş bu <laughs> çocuğun. Yani hani bayağı bizi övüyor yani. Neşet babasını övüyor falan. Ben bir de Neşet Ertaş şarkısı seçmemin, bu projeyi bunu sokan benim. Yani şöyle yapımcıma sunmuştum. Tek çıksın diye ben sunmuştum. Albümü o dedi ki Begüm dedi böyle bir albüm var. Yapımcın kim? Ee, Derk, Demir. Samsun, Demir. ve Dark, Dark ortak iş <laughs> oldu bu. Ee, bana dedi ki Serkan Beyler bu bu işi dedi hani şöyle yapalım. Albüme sokalım seni. Zaten dikkat et şarkılara. Albüm hep arabesk şarkılar. Evet. Tek türkü benimki. Ve tek hareketli. Benim dışındaki bütün eserlere bakın albümde hepsi şey arabesk e, sanatçıların. Türkü olarak benimki dışarıdan girdiği için böyle. Samsun Bey de demiş yapımcımız ona sununca. Olur koyalım. Hani uyar. Öyle oldu. Bu albümde bunun patlamasının ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Dedin ya yaşanmışlığı olanlar karşıya geçer. Ben bu şarkıyı böyle bu şarkıyı böyle okuyayım da hadi falan değil. Benim yaptığım her şeyde topluma ve insanlığa bir şey kalsın niyetim vardır. Bu şarkının başarısının yüzde doksanı Neşet Ertaş'tır. Bu şarkının yüzde on ya da belki minimum beşte benim payım vardır. Bu şarkının bu güzel sözlerini yazan o işte ozanımız, o üstadımız, kalbi güzel insan Neşet Ertaş'tır. Ben bunu farklı yorumladım diye bana şey diyenler oldu. Hani saz üstadlarımız oldu hatta hocalarım yani Begüm türkü çok değişmiş. Hani olmamış, müziği bozulmuş falan diye beni linçleyenler de oldu. Hatta bir köşe yazarımız, değerli bir isim. Kim olduğunu tam hatırlayamadım ama Ömer Vega. Çok değerli bir insan beni yazmış köşe yazısında. Demiş kemikleri sızlayacak, Neşet Ertaş'ın kemiklerini sızlattı falan diye. Ee, yani... Eğer bir günah keçisi seçilecekse yani ben bu olmaya hazırım. Ona da çok teşekkür ederim. Yani her yoruma saygım var. Benim niyetim şuydu Özgür aslında yani. Şimdi geçmiştekiyle aynı kalırsak geleceği yakalayamayız. Ben aslında X kuşağı, Y kuşağı ruhuna sahip bir Z kuşağında da varım. Yani bütün kuşaklarda olduğumu düşünüyorum. Ruh yapımının öyle olduğunu düşünüyorum. Sen bunu dedim kaldırırsın. Sen de o gönlü genişlik var. Yap bunu böyle. Bir da patlayacak ya şarkı şimdi. Fenomenlik de oldu benim. O da dedim herkes egosunu, herkes şarkı çıkartıyor. Yani öyle bir dönem ki herkes şarkı çıkartıyor. Herkes şarkıcı ve sözler şey ben mükemmelim, harikayım, en iyiyim falan. Yasaya da baktım hani herkes çok övünüyor. Dedim sen dedim tatlı dile gülerse doyulur mu? Aşkından bakışan göze doyulur mu? Farklı yap ve o küçüklerin, büyüklerin diline dolansın. İbadet gibidir ya söz. Evet. İnsanlar dinlerken bir ibadet etsin. Boş ver senin linç deseler ne olacak sanki? Bugün beni karalasalar ne olur ki? Yani. Sen yaptığın işten eminsel. Ben iyi niyetle yaptım. Yani niyetim de iyiydi. Yani şimdi ben de Türkiye gibi okuyabilirim. Mesela hemen yapayım mesela. Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? canan'a kıyılır mı? cananına kıyanlar, hakkın kulu sayılır mı? Bu türkü gibi ama bunun ulaşacağı yer belli yani sana işte bizim gibi yani bu daha şeylere. Genç böyle küçük kardeşim var benim 7 yaşında 8 yaşında son şey. Ona mesela bu yaptığım tarz Tatlı dile göler yüzede geziyor evde yani. O zaman hadi gel klibi izleyelim. Ha, tamam. Sonrasında konuşmaya devam tamam. edelim. Yarın aşkına. sayılır mı Kulu mı? Ağzına sağlık yani gerçekten farklı bir yorum olmuş. Bir gün yeşilçam artistlerine benziyorsun. <laughs> ee, hani ruhunda da var sanırım. <laughs> ee, hani çok süslü müsündür? Yok. Hatta mesela bir tane geçenlerde bir arkadaşım bana laf kötü anlamda demek istemiş. Ben anlamıyorum. Mesela akıllıyımdır ben. Zoru çok kolay anlarım. Basit bir şey çok zor anlarım. Böyle bir özelliğim var. Mesela bir özelliğini anlatta böyle bir özelliğim var. O da değişik. E, demiş ki çok sıradansın dedi bana. Ha, sıradansın. Ben şöyle yaptım. Teşekkür ederim çok güzel. Çünkü ben sıradan olmayı seviyorum. Bana şey gibi geliyor. Sıradan bir ihtişam daha güzel geliyor. Yani ne bileyim. Türkiye'de çok büyük değerlerin hepsi çok sıradan değil midir? Yani bugün mesela baktığınızda sıradan derken giyim kuşam olarak bir Sezen Aksu gerçeği var ve çok değerli ve şarkılarında ölüp bitiyoruz. Ama çok güncel giyinir, günlük giyinir ama biz ona kapıları gideriz. Ben şunu fark ettim Özgür. En yüzü fena bir kız değilim yani hani. Eğer buraya çok odaklanırsam içimdeki derini kapatacağım ben. E derini kapatınca beni insanlar anlamıyordu. insanlar nasıl kızayım? O yüzden böyle içinden geldiği gibi. Dışın değil zaten seni sen yapan için. Evet ben onu istiyorum. Evet. Onu yani. Yeşilçam ah, olayında da lafını <laughs> ben Doğru. şey nasıl e, ben o fenomenlikte patlamam en çok patlamam Yeşilçam'dan oldu. Yani bir video atıyordum ben e, repliğe. Herkes ne yazıyor biliyor musun? Gülşen Büyükoğlu'nun kızı mı? Müjdar'a ne kadar benziyor? Türkan Şuray Hiç benzetildiğim aktrist yani güncel değil. Hep böyle Yeşilçam. E, mahallede bir yerde, mahalle derken yani şu an yani mahalle değil de ben mahalle gibi gördüm yani. Bir şey da mahalle demezsin ama. İşte insanlar bile diyor Begüm ne kadar çok hani böyle yaşayacağım. Galiba senin dediğin gibi o iç yapım öyle ya galiba kalmış öyle bir yerde. Yanlış yerde doğdum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım artık nasip. Hep böyle e, hayatın hep böyle renkli gitsin. Begüm e, inanılmaz bir konuktun. Yani gerçekten e, kaçıncı bölüm bilmiyorum ama bu. E, her gelen konuk benim için çok değerli. Ama hani, içimde bir sürü duyguyu uyandırdın. Gerçek <laughs> Gerçek olduğun bana o kadar geçti ki hayat hep seni güldürsün ve başarıların gerçekten kalpten söylüyorum ee, bana göstersin ve ben ve bütün e, seni sevenler alkışlayalım. İnşallah. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Ben de bir sosyal medyaksen program için. Milyon TV ailesine ve sana Özgür Arası'na çok teşekkür ederim. Hayatımdaki kendimi tam anlatabildiğim ilk program. Ne Her, mutlu bana. Nerelere giderim bilmiyorum. Hani ya da belki dururum belli olmaz. Allah ne isterse o. Ee, benim için hiçbir zaman unutamayacağım bir şey. İlk defa doğum günümü yalnız kutlamadım ve ilk defa ben ağlarken, <laughs> üzülürken karşımda benimle ağlayacak bir yürekle tanıştığım için çok mutluyum. <laughs> Teşekkür ederim. Ya, gerçekten e, bu programı yapmak istediğimde, e, Umut Kuzey'e söylediğimde... E, ...hani yaptığım meslekten dolayı birçok ünlüyle e, işbirliği işbirliği yapıyorum ve onları ağırlamak benim için çok kolay ama... Hani ben istedim ki yeni isimleri işte senin gibi e, büyük değerli insanları e, bileyim tanıyayım e, onların hayatına bir ışık tutayım. E, hepinizin huzurunda Allah'a bir kez daha şükrediyorum. Şükürler Hadi. olsun e, bu e, mutluluğu yaşadığım için. Haftaya ben yine burada başka bir konukla burada olacağım. Esen kalın.